Bismillahirrahmanirrahim. Babu serikati semeri vel keseri. Evet, meyveyi ve meyve ağaçlarının dalını yahut da kökünü hırsızlık etmenin babı. Bunda el kesilir mi kesilmez mi? Bu meselede ihtilaf yok. Ulemanın bir kısmına göre ağaçta asılı meyveyi kesersen el kesilmez. Bir kısmına göre hayır. Eğer o çalınan şey bir kıymete haiz ise ağacın üzerindeki meyveyi çalarsa el kesilmez. Fakat onu indirmiş de bir kaba koymuşsa o kaptan çalarsa kesilir. Fakat evvelkilerine göre diyor ki meyve kısmı hangisi olursa olsun el kesilmez. Bu ihtilaflı. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا bir köle bir hurmanın yavrusunu, yavru demek ki burada bint derler, onu çalmış. Hurmanın kökünden kundak şeklinde böyle bir iki tane ayrılır, biter öyle kundak gibi olur ki ona bint derler. Yani hurmanın kızı, ona Arapçası vedi. Onu getirir, o güzel keser getirir, başka bir yere tikerler, biter. İşte o hurma verir. Bir de var ki çeyirdekten eker biter, o erkek hurma olur. O meyve vermez. Yalnız onun çiçeğinin faydası var. Onun çiçeğini alırlar, öteki hurmanın çiçeğini aşı yaparlar, hurma çok olur. Fakat esas hurma verecek o vedidir. O vedi anadan ayrılır, onu getirir, dikerler başka yere. O biter. İşte o esas hurma veren o. Böyle bir adamın şeysi varmış, vedi varmış. Oradan anasından ayırmış, koymuş. Bir sonra bir yere diker. Köle de gelmiş, onu almış, götürmüş, kendi efendisinin bahçesine dikmiş. Çalmış, hırsızlık etmiş. Nereden çaldı diyor? Min ha'iti racülin. Bir adamın bahçesinden. Bahçesinden onu çaldı, götürdü. فَغَرَسَهُ فِي حَائِدِ سَيِّدِهِ Kendi efendisinin bahçesine götürdü, onu dikti. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ Evet, o hurma yavrusunun sahibi gitti. يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ Kendi hurma yavrusunu aradı. فَوَجَدَهُ buldu. Baktı ki çalınmış, götürmüş, bahçesine dikilmiş. فَاسْتَعَدَى Adavet talep etti. Adavet talep yani mahkemelik oldu. Alel abdi abd üzerine istiada etti. Dava açtı. İnde Mervan ibnil Hakem. Mervan ibnil Hakem Medine emiriydi. Gitti onun yanında dava açtı. Fesecenel abde. Mervan ibnil Hakem de köleyi getirdi. Hapsetti. Ve arada kat'ayeti. Ya Rafi İbni Hadid radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan Rafi İbni Hadid'in yanına gitti. Fe akhberehu, Hazreti Rafi'ye haber verdi ki, dedi ki böyle böyle benim bir kölem gitmiş bir hurma yavrusunu çalmış, Mervan'da bunu tutmuş, elini kesmek istiyor. Fe akhberehu, Hazreti Rafi ona haber verdi ki, ennehu semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'i eşitti, yakulu der olduğu halde. Ne dermiş? La kat'a fi semerin ve la keser. La kat'a, el kesmek olmadı. Fi semerin, meyvede. Ve la keserin, yahut da ağacın dalında, kökünde, budağında, bu gibi şeylerde el kesmek olmadı. Fekale racül, o adam, yani kölenin efendisi dedi ki, fe inne Mervan ibnel hakem, Mervan İbni Hakem ahaza gulami, benim kölemi yakaladı. Ve huve yuridu kat'ayedihi, elini kesmek istiyor. Ve ene uhibbu en temsiye, ben arzu ediyorum ki yürüyesen ma'iye, benimle beraber ileyhi Mervan İbni Hakem'e, beraber gidelim Mervan İbni Hakem'e. Fetuhbirehu, ona haber veresin. Billezi semiyete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'den ne işittinse onu haber veresin de köleyi kurtaralım, eli kesilmesin. Kendisi gelse dese ki ben Rafi İbni Hadice'ye söyledim,
o böyle dedi, Mervan bin Hakem inanmaz. Ama bizzat Hazreti Rafi gelir de söylerse ona inanır. Ashab-ı Resulullah da. Femeşana'u Rafi'un. Hazreti Rafi onunla beraber yürüdü. Hatta eta Mervan'a. Mervan'a geldi. Fekale Hazreti Rafi dedi ki ahaste abden lihada, bunun kölesini sen yakaladın mı? Fekale naam, yakaladım dedi. Kale ma ente sani'un bihi, sen ona ne yapacaksın dedi. Kale arattu gat'a yedihi, elini kesmek istedim dedi. Bu hurma yavrusunu çalmış, binaenaleyh ben de elini keseceğim dedi. Fekale lehu Rafi, Hazreti Rafi Mervan'a dedi ki İnni semiyetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resulullah Efendimiz'i işittim, yekulu buyururdu. La kat'a fi semerin ve la keter. Böyle dediğini işittim. La kat'a, el kesmek olmadı. Fi semerin, meyveyi çalmakta. Ve la keserin, yahut da ağacı çalmakta. Fekale, evet. Fe emere Mervan, Mervan emretti bir abdi, köleyi fe ursile, İtlak edildi, emretti ki köleyi bırakın, köleyi bıraktılar. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeniyyü. Kale haddesena Muhammed ibn İdris el-Şafi'yi. İmam-ı Tahavi burada İsmail el-Müzeni'den rivayet ediyor. İsmail el-Müzeni İmam-ı Şafii'nin en birinci talebelerinden. İmam-ı Şafii'nin mezhebini neşredenlerden. İmam-ı Tahavi bizzat ondan almış, o da kimden almış? İmam-ı Şafii'den, Muhammed ibn İdris-i Şafii'den almış. O da an Süfyan ibn Uyeyne. Süfyan ibn Uyeyne'den, o da an Yahya ibn Sa'id. O da an Muhammed ibn Yahya ibn Hibban. O da an ammihi Vasi ibn Hibban. Amucesi Vasi ibn Hibban'dan almış. Vasi ibn Hibban diyor ki, en abden sereke bediyen. Bir köle bir hurma yavrusunu çaldı. Min ha'iti racülin, bir adamın bahçesinden. فَجَاءَ بِهِ onu getirdi bu köle. فَغَارَسَهُ فِي مَكَانٍ آخَرٍ başka bir yere onu dikti. Yani efendisinin bahçesine dikti. فَاُتِيَ بِهِ مَرْوَان onu yakaladı, Mervan'a getirdiler. فَاَرَادًا يَقْدَعَهُ onun elini kesmek istedi Mervan. فَشَهِدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجِ Rafi ibn-i Khadij şehadet etti ki اَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdular لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَفَر meyvede ve meyve ağacında hırsızlık edenin eli kesilmez dedi. Kale Ebu Cafer, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahip oldular ki ila ennehu la yukta'u fi şeyin minestemer, meyveyi çalan adamın eli kesilmez. Meyveden herhangi bir meyveyi çalsa eli kesilmez. Ve la minel keser, yahut da meyve ağacından dallarından, çubuklarından bir şeyi çalan adamın eli kesilmez. Ve sevâun indehum, bu mezhebe sahip olanların indinde müsavidir. Uhide min ha'iti sahibihi, o meyveyi isterse o meyve sahibinin bahçesinden çalsın. Ev menzilihi, yahut da evinden çalsın. Ba'de mâ kata'hu, o adam onu hurmayı indirdikten sonra ve ahrezehu fihi, götürüp kendi evinde ihraz ettikten sonra çalsa bile gene eli kesilmez. Yani bir var ki bahçede gitmiş, ağaçtan indirmiş, eli kesilmez. Bahçeden indirmiş, kurumaya koymuş, gene eli kesilmez. Ağaçtan indirmiş, sepetin içine koymuş, orada duruyor, yine eli kesilmez. Evine götürmüş, evine koymuş, bu adam gitmiş evinden çalmış, gene kesilmez. Yani bunlara göre meyve kısmında insanın eli kesilmez. Meyvenin ağacını da çalsa, kendisini de çalsa eli kesilmez. Delil işte bu hadisi şerifi getiriyor. Bunlara göre kolay, yani hırsızlara biraz yol öğretiyor. Binaenaleyh bostan tarlalarına gider çalarlar. Kavuni çalarlar, karpuzi çalarlar. El kesilmek yok. Bu el kesilmek başka, fakat haram olması haram. Yani farz et ki el kesilmesi yok bunlara göre. Fakat helal mı oluyor? Yok. Helal olmuyor. Yine haram. Usta, İmam-ı Şarani Hazretleri'nin bir eseri var. Onda haram olmadı diye bir şey yaptı. Hakim abi, böyle bir şey var mı? Yok. Haram. Ve kâlû lâ kat'eyde. Bunlar dediler ki yine böylece el kesmek yoktur. Fî cerîdin nehli.
hurma dalları olur ya, hurmanın dallarını keser de onlardan asa yaparlar, o istifade ederler. Onlardan süpürge yaparlar. Yahut da zembil bir şey tokurlar. Onu kes çalsa onda da el kesilmez dediler. وَلَا فِي خَشَبِهِ Gitti ağacını çaldı, hurma ağacını çaldı. Kesti. Yahut da adam kesmiş götürecek, evine koyacak, onu çaldı. Yine el kesilmez. Niçin istidlal ediyorlar ki لَنَّ رَافِعًا Rafi ibn Hadid radıyallahu anh لَمْ يَسْأَلْ Sormadı. اَنْ قِيمَةِ مَا O bir şeyin kıymetinden ki كَانَ فِي الْوَدِيَّةِ الْمَسْرُوكَةِ O çalınan hurma yavrusunun kıymetini sormadı. Bunun kıymeti neydi? O da neden? مِنَ الْجَرِيدِ Haydi hurmanın yavrusunda yok. Onun hurmanın yavrusunda hurma dalları var. Onlardan da istifade ederler, cerit derler. Onu da sormadı ki bu çalınan hurma yavrusunda cerit var mıydı? Dal var mıydı? Yok muydu? Çünkü kıymeti yok. Veda'nın kıymeti cez'iha onun ağacının kıymetinden de sormadı. Demek ki ağacını da çalsa gene eli kesilmez. Ve duri el kat'u elinin kesilmesi men olundi enis sariki sarikten fi zalik bu mesele hakkında. Meyve ve meyve ağacında el kesilmesi men edildi. Ve kavlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurduğu için ki la kat'a fi keser keserde kat'e yok. Keser ne? Ve huvel cümmar cümmar yani meyvenin ağacın özü. Bu hurma ağacının özünü getirirler onu yerler. Ha. Olur ki hurma ağacını adam getirmiş satma için bazı getirirler öyle parça parça keser yerler ona onu da çalsa yine eri kesilmez. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki ennehu la kat'a fil cümmar ağacın kendisinde yahut özünde el kesilmesi yok. Meyvet olmadığı gibi ağacın kendisinde de yok. وَلَا فِي مَا يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الْجَرِيدِ وَالْخَشَبِ وَالْتَمَرِ Ağacın özünde eli kesilmediği gibi ağacın kendisinde, dalında, meyvesinde onlarda da el kesilmesi. وَمِمَّنْ قَالَ ذَٰلِكْ Bunu diyenlerdendir. Kim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam Ebu Hanife böyle diyenlerdendir. Hazreti Rafi'nin hadisini istinaden İmam Ebu Hanife rahmetullah diyor ki ne meyvenin kendisinde ne de ağacında hırsızlık edenleri kesilmez. Evet. Ve halefem fi zalike aharun. Fakat İmam Ebu Hanife'ye başkaları muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki hadellezi hakahu Rafi'un an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Rafi'nin Peygamber Efendimiz'den hikaye etmiş olduğu bu hadis. O da neden? مِنْ قَوْلِ لَا قَتْعَ فِي سَمَرٍ وَلَا كَسَرٍ لَا قَتْعَ فِي سَمَرٍ وَلَا كَسَرٍ قَوْلِ شَرِيفِمْدَنْ rivayet etti ki bu hadisi şerif. وَهُوَ مَحْمُلُّرْ عَلَى السَّمَرِ وَالْكَسَرِ Şul bir meyveye, şul bir ağaca ki اَلْمَأْخُوذَيْنِ مِنَ الْحَائِلِ Bahçadan alınmış. اَلَّتِ öyle bahçe ki لَيْسَتْ بِحِرْزٍ muhafazalı değil. Muhafazalı değil. Evet. Neyi hirz olmadı? O hayit neyse bir hirzin muhafaza edici olmadı. Neyi? Lima bir şeyi ki fiha kendisinde olurdu. Adamın açık, bahçesi açık. Meyveyi oraya koymuş, ağacı orada koymuş. Gelen giden elbette o muhafazalı yer değil. Alır götürür. Muhafazalı yer olmadığından oradan çalar seni kesilmez. Ama bir de var ki adam duvarını yaptırmış, nös mühkem kapısını yaptırmış, bu gitmiş kapıyı kırmış, yahut da duvarı yarmış, gitmiş çalmış. O ikisi bir değildir. Açık olmak başka, muhafazalı olmak başka. Bu Hazreti Rafi'nin rivayet etti ki, o hurma yavrusunu çalan adam öyle bir bahçeden aldı ki muhafazalı değildi. İşte oradan alırsa eli kesilmez. فَأَمَّا مَا كَانَ اَمَّا اُلْ بِرْ Meyve ki, yahut da meyve ağacı ki كَانَ اُلْدِ مِنْ ذَٰلِكِ Bu meyveden yahut ağacından hırsızlık etti. O da neden hırsızlık etti? مِمَّا اُلْ بِرْ yerden ki قَدْ اُحْرِزَ اِحْرَز olunmuş, muhafaza altına alınmış. Yani o bahçenin etrafı yapılmış, kapı yapılmış, ihraz edilmiş. فَحُكْمُهُ onun hükmü, hükmü sairil emval, diğer malların hükmü gibidir. وَيَتِبُ الْقَتْعُ
erinin kesilmesi vacip olur. Alâ men sereket, çalan adamın aleyhine min zâlikel miktar, o miktardan. Ellezi öyle miktar ki yecibul kat'u fîhî, anda kat'i vacip olur. Kendisinde elinin kesilmesi ne vakit vacip olur diye, ne miktar mal çalacak? 10 dirhem. Demek çaldığı meyve yahut da hurma dalı yahut da hurma ağacı 10 dirhem gümüş kıymetinde oldu, eli kesilir. Ne vakit? Eğer o bahçe muhafaza edin, mührez ise. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ. Böyle diyenler de bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bima bir hadiste ki قَدْرَوَيْنَاهُ biz onu rivayet eyledik. An Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadel kitab. Bu kitaplar Efendimiz'den rivayet eyledik ki gayr hadel bab. Bu babın gayrısında yukarıda geçti o. Lemma su'ile ani temril muallak. Peygamber Efendimiz'den vaktaki sual edildi ki ya Resulallah, ağaçta müallak olan yani kesilip de muhafaza altına alınmamış ağaçta dalında ağacında duruyor. Bu meyveyi çalarsa ne lazım gelir? Sordular diye. İşte orada geçti. Fekale Peygamber Efendimiz o vakti dedi ki öyle sorana, la kat afihi, ağaçta asili olan meyveyi çalmak der kesilmez. İlla ma evahu, illa bir şeyde el kesilir ki o onu ihate etti. Ney? El cerinu bir kap. Adam oradan yindirmiş, sepetine koymuş, küpüne koymuş, çuvalına koymuş. O adam indirmiş, muhafazaya koymuş, gider ondan alırsa el kesilir. Ama ağaçta ise el kesilmez. فَفِيهِ الْقَتْعُ. O kaptan alandan, oradan çalan hakkında gatye vardır. وَمَا دَخِ بِي شَيْدَ يُقْتُرْ ki لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. Meyveden az aldı. Bir kalkan kıymetinde yok. İşte kalkan kıymetinde ihtilaf ettiler. 2,5 dirhem dediler, 3 dirhem dediler. Bizim mezhepte 10 dirhem. Almış olduğu meyve sepetten alsın, çuvaldan alsın, nereden alırsa alsın, 10 dirhem kıymetinde değilse eli kesilmez. Yok, 10 dirhem kıymetinde ise eli kesilir. Evet. Yukarıda bu geçti. Hazreti Abdullah ibn Ömer rivayet eyledi. فَفِيهِ الْقَتْعُ. Onda katya vardır. وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِچَنِّ. Bir kalkanın kıymetine erişmezse fefih, onda dolucudur. Garametü mislihi, bir misli ceza. Onun kıymeti neyse bir o kadar daha. Mesela 5 riyal ise 10 riyal alınır. 50 riyal ise 100 riyal alınır. 2 misli alınır. Bir de daha ne var? Ve celedatü nikalin. Bir de onu terbiye için ona sopa vurulur. Ona nikal derler. Teazir. O da artık hakimin reyine göre 3 vurur, 5 vurur, 15 vurur, nihayet 49'a kadar. 50 yapmaz. 50 olursa hüdud kısmına dahil olur, 50 olmaz. 49'a kadar ona zopa vurur. وَكَدْ حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمِ بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنِ اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِذَٰلِكَ اِذَا. İşte bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi diyor ki İbrahim ibn Ebi Davud da rivayet eyledi Amr ibn Şuayb'den, o da babasından, o da dedesinden. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. İşte bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz ayırdı ki ثِمَارِ الْمَسْرُوكَةِ, çalınan meyveler hakkında tefrik etti, ayırdı. Neyi? بَيْنَمَا اَوَاهُ الْجَر۪ينُ مِنْهَا. Onlardan bir kabın içine giren, bir kabını ihate eden meyve ile ve beyne ma lem ye'vihi, bir kabın içine koymamış. Bunları tefrik etti. Kabın içine koymamışsa, hırsızlık ederse eli kesilmez. Bir kabın içine koymuş da oradan alırsa eli kesilir. Evet. Kabına koymamış da nerede olmuş? Diyor ki vekâne fî şeceri, ağaçta asıl yani. Bir de var ki kaba koymamış ama indirmiş mesela hurmayı, kurulayacak yere koymuş, üzümü getirmiş, kurutuyor, koparmış. O da bir kap sayılır. Ağaçta yani müellek olursa, asıl olursa, ondan alırsa eli kesilmez. فَجَعَلَ ف۪ي مَا اَوَاهُ الْجَر۪ينُ. Bir kabın ihate etmiş olduğu, evet, meyveyi kıldı. مِنْهَا meyvelerden, onu da kıldı. اَلْقَتَ, el kesilmesini.
ve fîmâ lem ye'vihil cerînü, bir kabın ihate etmedi ki dışarıda kalan meyveyi çalanda da Peygamber Efendimiz kıldı ney? El garme garameti. Onun iki mislini ödeyecek ve nikâh, bir de ona kötü kırılacağız. Şimdi bu son okuduğumuz İmam-ı Azem'in iştihadının hilafına. Bu kavl İmam Ebu Yusuf'un kavli. İmam Ebu Yusuf buna sahip olmuş. İmam-ı Tahavi de İmam Ebu Yusuf'un kavlini tercih ettiğinden sonra almış. İmam-ı Tahavi diyor ki فَتَصْحِيهُ هَذَا الْحَدِيثِ, İşte bu hadisi şerifin tasihih. Yani Abdullah İbni Ömer'in hadisi var ki ağaçtan alırsa eli kesilmez, fakat ağaçtan koparmış da bir kaba koymuş oradan çalarsa eli kesilir. Bir bu var. Ve ma ravahu Rafi'a. Bir de İmam-ı Hazreti Rafi'nin rivayet ettiği ki hadis var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki meyve olsun, meyvenin ağacı olsun, bunlar da el kesilmez. Bu iki hadisi şerifin tasihihi, telifi nasıl olur? Aralarında zıt olmamak üzere nasıl telif edilir? O telife İmam-ı Tahavi tasih tabir ediyor. Üsul-i muhaddisin, üsul-i hadis uleması buna telif derler. İşte bu iki hadisin arasını telif ve tesih. Evet. İmam-ı Rafi'nin rivayeti de neden? Min kavlihi la kat'a fi temerin ve la keser. Evet. Meyvenin kendisinde olsun, ağacında olsun hırsızlık yoktur işte. O hadis ile bu hadisin arasındaki telif nedir? En yüc'ale kılına ma revâ Rafi'a. İmam-ı Rafi'nin rivayet etmiş olduğu la kat'a fi temerin ve la keserin hadisi kılına huve alâ mâ kâne fil havâid, bahçelerde olan meyveye, elleti, öyle bahçeler ki lem yuhriz ma fiha, kendisinde olanı ihraz etmiyor. Yani muhafazeli değil. Açıkta bir bahçede olan meyvelere hamledilir. Ala ma fi hadisi Abdullah ala ma fi hadisi Abdullah ibn Ömer Amr'in. Abdullah ibn Ömer'in hadisine göre, yani biz burada la kate fi semerin ve la keserin hadisini hangi şeye diyoruz? Açık bahçelerde olan meyveye. Nereden alıyorsun bu manayı? Diyor ki Abdullah İbni Amr'in hadisinden aldım. Abdullah İbni Amr'in hadisinde ziyade var. O da mimma zâde alâ mâ fi hadisi Rafi'a. Rafi'nin hadisine ziyade var. Peygamber Efendimiz'e sordular. Ağaçta asılan şeyi çalarsa eli kesilmez. Ama ağaçtan kesmiş bir kaba koymuş oradan alırsa eli kesilir, eğer bir kalkanın kıymetini bulursa, yani 10 dirhem. 10 dirhem kıymetine erişmişse eli kesilir. Erişmemişse o vakitte iki mislini öder, bir de kötek yer. Fe hilafu ma fi hadisi Rafi. Bu Abdullah ibn Amr'ın hadisindeki hüküm, Hazreti Rafi'nin hadisindeki hükme muhaliftir. Fe fi zalik, bu hadiste orucudur, el gat'u, el kesmek. وَلَا قَتْعَ فِي مَا سِوَى ذَٰلِكَ, gayrisinde kat'i yoktur. Bunda var, bunda yok. يَسْتَوِي هَذَانِ الْاَثَرَانِ, işte bu iki eser müsavi olurlar. وَلَا يَتَدَادَّانِ, birbirine zıddı olmazlar. وَهَذَا قَوْرَ اَبِي يُسْفَ رَحِمَهُ اللّٰهِ, İmam Ebu Yusuf'un kavli de budur. İmam Ebu Yusuf dedi ki biz iki hadisle de amel ediyoruz. Hazreti Rafi'nin hadisiyle amel ediyoruz. Bahçelerde gitmiş, açık, ihraz edilmemiş. Adam meyveyi çalmış, ağacını çalmış. Eli kesilmez. Peki bir de Abdullah İbni Amr'ın rivayet etmiş olduğu hadis var ki gitmiş mührez olan yerden almış. Adam ağaçtan indirmiş, kabına koymuş, çuvalına, sepetine koymuş. Oradan çalmış ya. Onda kat'i var. Eğer nisaba balıysa, 10 dirhem kıymetindeyse eli kesilir. 10 dirhem kıymetinde değilse iki mislini öder, bir de kötek yer. Hulâse İmam Ebu Hanife ile İmam Ebu Yusuf'un kavilleri burada ayrıldı. İkisinin iki türlü içtihadi var. İmam-ı Tahavi, İmam Ebu Yusuf'un kavlini tercih etti burada.